Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin TSK'nın şerefli personeli, Emniyet Teşkilatı'nın kahraman polisleri ve aziz Türk milletinin hep birlikte bu kanunsuzluğa karşı gelmesiyle püskürtüldüğünü belirterek, Fethullahçı terör örgütü üyesi olan herkes devlet içerisinden temizlenecektir şeklinde konuştu. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Aydın Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör ve basın mensupları katıldı. Vali Koçak yaptığı açıklamasında Türkiye genelinde hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs etmek amacıyla FETÖ-PYD'ye terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsünde Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak ve darbe teşebbüsüne katılmak suçunu işleyenlerin devlet içerisinden temizlenmesine yönelik faaliyetler başlamıştır. 15 Temmuz'dan sonra başlatılan soruşturmayla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 hakim ve 11 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 38 yargı mensubu, Emniyet Müdürlüğü personelinden 101 kişi, 3 vali yardımcısı, 1 kaymakam, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli ünvanlarda 2. Müftülüğünden 12, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 2, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 361, İl Kültür Müdürlüğünden 1, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünden 1, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden 4, Orman İşletme Müdürlüğünden 1, DDY Gar Müdürlüğünden 3, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 9, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden 1, Aile ve Sosyal Politikalar 2. Müdürlüğünden 4, Vergi Dairesi Başkanlığından 12, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği 4 kişi olmak üzere toplam 619 kamu personeli görevden uzaklaştırılmıştır. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden 3, Vergi Dairesi Başkanlığından 1, Gıda Tarım ve Hayvancılık 2. Müdürlüğünden 1, Adirektörlüğünden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi de tutuklanmıştır. 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 2. maddesinde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı terör örgütüne aidiyeti, iltisaki ve irtibatı belirlenip kapatılmasına karar verilen ve kararname ek listelerde belirtilen ilimiz Nazilli ilçesinde 5, Didim ilçesinde 2, Söke ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 adet okul kapatılmış olup hazineye bedelsiz olarak devrine esas olmak üzere iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Yine ilimiz Efeler ilçesinde 12, Nazilli ilçesinde 5, Çine ilçesinde 3, Kuşadası ilçesinde 2, Germercik ilçesinde 2, Söke ilçesinde 1, İncirliova ilçesinde 1, Yenipazar ilçesinde 1, Sultanhisar ilçesinde 1 ve Buharkent ilçesinde 1 dernek olmak üzere toplam 29 dernek kapatılmıştır. Bozdağ ilçesindeki bir dernek ise 23.06.2016 tarihinde fesih kararı alarak tasfiye olduğu için kapatma işlemi uygulanmamıştır. Kapatma işlemi uygulanan 29 derneğin hazineye bedelsiz olarak devrine esas olmak üzere iş ve işlemleri tamamlanmıştır. İlimiz Efeler ilçesinde bir adet vakıf kapatılmış olup Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak devrine esas olmak üzere iş ve işlemleri tamamlanmıştır dedi. Ben sözlerime başlarken öncelikle bütün milletimize, Aydınlı kardeşlerimize, bütün dostlarımıza geçmiş olsun diyerek başlıyorum. 15 Temmuz gecesi yaşananların Türk milletinin tarihinde hem kara bir gün hem de en karanlık günün aydınlığa açıldığı bir ufuk olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce yürüyüş vesilesiyle de söyledim. Ülkemizin geleceği daha aydınlık. 16 Temmuz'dan itibaren ufkumuz daha aydınlık. Hep söylenirdi Türkiye'nin gündeminden darbeler çıktı diye. Bunun nasıl olduğunu milletimiz fiilen göstermiş oldu. Kim olursa olsun millete darbe yapmak isteyen karşısında milleti göreceğini en acı şekilde anlamış oldu. Milletimiz de ne kadar gurur duysak azdır. Aydınlılarla ne kadar gurur duysak azdır. Milletin bütün unsurlarıyla ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Gene basından sağ olsun kaldırılışının bir bölümü dolayısıyla sizleri bir defa daha tebrik ediyorum. Öyle bir zamana denk geldi ki Hür basının demokrasi açısından ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördük. Belki anlık bilgilendirmeler,
zamanında yapılamamış olsaydı tahribat çok daha büyük olabilirdi. Ben eminim ki milletimiz bu darbe girişimini gene kabul etmeyecek ve darbecileri cezalandıracaktı ama maliyet biraz daha ağır olabilirdi. Bu kadar ucuz atlatılabilmişse bundaki en önemli rollerden biri de basınımıza ait. Bu anlamda sizin şahsınızda emeğe geçen bütün basın mensubu arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Aydınımızda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hayretle, nefretle izlediğimiz elim hadiselerin çok şükür hiçbiri olmadı. Askerimizle polisimiz karşı karşıya gelmedi, vatandaşımızla asker demeyelim, gene düzeltiyorum, asker elbisesi giymiş terörist hainlerin çatışması söz konusu olmadı. Yani herhangi bir olumsuz diyebileceğimiz husus yaşanmadan Aydın bu geceyi sabahına eriştirmiş oldu. Bu anlamda emeği geçen herkese, tüm vatandaşlarımız, Aydınlı kardeşlerimiz, milletimiz dahil olmak üzere teşekkür ediyorum. Ancak bu Aydın'da hiçbir hareketin olmadığı ve olmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla yapılabilecekleri değerlendirip, yapılan hazırlıkları da değerlendirip, gerekli reaksiyonu göstererek olaya müdahale etmek de bizim görevimizdi. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, diğer birimlerimizle beraber buna reaksiyonumuzu gösterdik. Sizler de takip ediyorsunuz. Gerek merkezden yapılan faaliyetlerin buradaki uzantıları, gerekse burada yapılan faaliyetler sonucunda bu terör örgütünün ilimizdeki uzantılarına yönelik birçok operasyonlar gerçekleştirdik. Şimdi bugün itibariyle bilimle biz o konuyla ilgili size bilgi vereceğim. Arkasından da sürecin işleyişine ilişkin bilgiler verdikten sonra sizlerin birkaç tane sorusunu alıp toplantıyı bitireceğiz arkadaşlar. Bu FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan faaliyetler kapsamında bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 hakim ve 11 cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 38 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunlardan 25 hakim ve 10 savcı olmak üzere toplam 35'i yakalandı ve adli işlemleri yapılmak üzere terör mücadele şube müdürlüğüne ulaştırıldı. 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 3 kişi de şu anda aranıyor. En kısa sürede bunlar da yakalanıp adalete teslim edilecek. Adliyeye sevk edilen 27 hakim ve 11 cumhuriyet savcısından 22 hakim ve 9 cumhuriyet savcısı tutuklanmış, 3 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gene adliyeye sevk edilen toplam 16 askeri personelden 4 tutuklanmış, 2 askeri personel adli kontrol şartıyla olmak üzere, diğer ikisi de doğrudan serbest bırakılmış, 8 askeri personel şu anda gözaltında. Emniyet Müdürlüğü personelinde toplam 101 kişi görevden uzaklaştırılmış. Adliyeye sevk edilen 3 emniyet mensubundan biri tutuklanmış, biri adli kontrolle, diğeri de doğrudan serbest bırakılmış. 83 personel, emniyet personeli hala gözaltında. 15 tanesinin de yakalama işlemleri devam ediyor. Yani, 6'ya düştük sayın abi. Nasıl? Aradığımız sayısı 6'ya düştük. An gelişmeleri de olmuyor. Bu arada onu da düzeltmiş olalım.
Yine elimizde 3 vali yardımcısı ve bir kaymakam görevden uzaklaştırıldı. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli ünvanlarda, il müftülüğünde 12, gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünde 2, il milli eğitim müdürlüğünde 361, il kültür müdürlüğünde 1, kültür ve tabiat varlıkları koruma bölge müdürlüğünde 1, devlet su işleri 21. bölge müdürlüğünde 4, orman işletme müdürlüğünde 1, devlet demir yolları dar müdürlüğünde 3, sosyal güvenlik il müdürlüğünde 9, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde 1, aile sosyal politikalar il müdürlüğünde 4, vergi dairesi başkanlığından 12, kamu hastaneleri genel sekreterliğinden 4 kişi olmak üzere toplam 619 kamu personeli görevden uzaklaştırmış vaziyette. Kamu hastaneleri genel sekreterliğinden 3, vergi dairesi başkanlığından 1, gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden 1, üniversiteden 1 kişi olmak üzere toplam 7 kamu görevlisi de şu anda tutuklanmış vaziyette. Bunların dışında biz eş zamanlı olarak örgütün finansal kaynaklarına yönelik daha önceden yapılan hazırlıklar çerçevesinde bir takım operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığımızı nezaretini gerçekleştirmiş olduk. Burada da 44 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 19'u tutuklanmış. 13'ü adli kontrol şartıyla, ikisi de doğrudan olmak üzere 15'i serbest bırakılmış. 10 kişi ise hala gözaltında duruyor. Ayrıca 667 sayılı kanunundaki kararnamenin 2. maddesinde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenip kapatılmasına karar verilen ve kararname listede belirtilen ilimiz Nazilli ilçesinde 5, Didim ilçesinde 2, Söke ilçesinde 2 olmak üzere toplam 9 adet okul kapatılmış olup bunların hazineye bedelsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı gün içerisinde bu işlemler tamamlanmıştır. Yine Efeler ilçesinde 12, Nazilli ilçesinde 5, Çine ilçesinde 3, Kuşadası ilçesinde 2, Germencik ilçesinde 2, Söke ilçesinde 1, İncirbaba ilçesinde 1, Yeni Pazar ilçesinde 1, Sultanhisar ilçesinde 1 ve Buharkent ilçesinde 1 dernek olmak üzere toplam 29 dernek kapatılmış. Bozlağan ilçesindeki bir dernek ise daha önceden tasfiye olduğu için kapatma işlemi yapılmamış. Ancak bunlarla ilgili de bedelsiz derneğin hazineye bedelsiz devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır. Yine Efeler ilçesinde bir adet vakıf kapatılmış. Vakıflar genel müdürlüğüne aynı gün bedelsiz devir işlemleri tamamlanmıştır. Yani okullar, dernekler ve vakıflar aracılığıyla milletimizin ifade edilmek suretiyle paralarıyla oluşturulmuş bu değerler gene milletimize döndürülmüş oldu. Gerek okul olsun, ilimizde olmadığı için üniversite, özel üniversite mesela, özel üniversitelerden de geri dönüştürülenler oldu. Bunlar tamamıyla milletimizin kaynaklarıyla oluşturulmuş yapılardır, değerlerdir ve genel milletimizin mevcudu olan devletin hazinesine intikal ettirilmiştir.